Belçika'nın en büyük 3. şehri Gent'ten herkese merhabalar. Bu şehirde 250 bin civarı insan yaşıyor ve burası aynı zamanda bir liman ve üniversite şehri. Size bu videoda Gent'te bir günde gezebileceğiniz yerleri göstereceğiz. Haydi şimdi başlayalım. Gent'e geldiğinizde çok tarihi bir merkez karşılıyor sizi. Eserler gerçekten çok ihtişamlı. Arkamızda da San Bavo Katedrali bulunuyor. Bu katedral 800 yıldan daha eski bir katedral. İçinde de birçok sanat eseri bulunuyormuş. Şimdi sırada tam önümüzde bulunan buranın Çan Kulesi var. Belçika'daki en yüksek Çan Kulesi'ymiş burası, 91 metre yüksekliğinde. İsterseniz Çan Kulesi'ne çıkıp şehri yukarıdan da izleyebiliyorsunuz. Gent'in tarihi merkezine ilerlemeye devam ediyoruz. Biraz önce San Bavo Meydanı'ndan 100 metre ilerlediğimiz zaman şimdi bulunduğumuz Korenmarkt'a geliyoruz. Bu iki meydanı birbirinden ayıran San Nicola Kilisesi'nin hemen önündeyiz. San Nicola Kilisesi Gent'in en eski binalarından bir tanesi. 13. yüzyılda yapılmış ve meydanın ortasında tüm ihtişamıyla duruyor. Beni en çok rahatsız eden şeyi söyleyeyim, bu gördüğünüz teller aslında. İleride de mesela metronun geçtiği, otobüsün geçtiği yolların kenarlarında bazı direkler bulunuyor. Bu tellerin bağlı olduğu, yakınımda var mı bakıyorum ama yok, gösteremeyeceğim. Şu duraktan sonra başlıyor onlar mesela. Gerçekten şehrin fotojenikliğini çok etkiliyorlar. Mesela bakın, kiliseyi çekeceksiniz, burada bu teller var. Sokağı çekeceksiniz, ne kadar güzel tarihi bir yer. Ama tel dolu gerçekten sokak. Bence bu telsiz de buraya bu ulaşımı kurmaları bir şekilde mümkündü. Ama maalesef bu şekilde tercih etmişler. Şu an karşımda San Nicola Katedrali ile San Bavo Katedrali'ni görüyorum. Arkamda da ayrıca başka bir kilise var. Şimdiye kadar Gent gerçekten kocaman meydanı ve meydandaki onlarca çok güzel tarihi binasıyla bence bizi çok büyüledi. Az önce Burçak'ın arkamda bulunan katedral dediği katedralin ismi Saint Michel Katedrali. O videoyu çektiğimiz köprünün ismi de Saint Michel Köprüsü. O köprü şu an hemen arkamda bulunuyor. Ve o köprüden şu an bulunduğumuz alanı çok güzel bir manzarayla izleyebiliyorsunuz. Aslında yanımda bulunan Ley Nehri Orta Çağ'da bir liman olarak kullanılıyormuş tam bu bölgede. Nehrin bir tarafında bulunan kısma Grasley'i, diğer tarafında bulunan kısma ise Korenley'i deniyor. Grasley'i denilen kısımda daha çok sebze tarzındaki ürünlerin ticaret yapılırken, Korenley denilen kısımda mısır, buğday, o tarz ürünlerin ticareti yapılıyormuş. Eski
Eskiden limon olarak kullanılan bu bölgede günümüzde çok fazla kafe bulunuyor. İsterseniz bu Lehi Nehri'nde kanal turu da yapabiliyorsunuz. Kişi başı 10 euro ödemeniz gerekiyor ve 40 dakika sürüyor. Tarihi şehir merkezindeki turumuza devam ediyoruz. Gent'te görmeniz gereken bütün tarihi yerler birbirine çok yakın. Merkezde yürürken birden karşımıza böyle kocaman bir kale çıktı. Ve bu kale Gent'te gidilmesi gereken en önemli yerlerin başında geliyor. 10. yüzyıldan kalma Gravenstein Kalesi arkamda tüm ihtişamıyla duruyor. Eğer içeriye girmek isterseniz kişi başı 12 euro. Bakın burası gezdiğiniz yerlerin bir kısmı. Tam karşıdaki duvarların alt tarafı su. Bu sola geldikçe duvarların arka tarafı şehir. Şimdi Gent'in restoranlarıyla ünlü, çok tatlı bir bölgesine geldik. Buranın adı Paterson. Burası dediğim gibi restoranlarıyla ve güzel Arnavut kaldırımı sokaklarıyla ünlü bir yer. Şimdi bu sokakları keşfediyoruz. Paterson'un hemen yanında Freiburg'a geldik. Bu meydan Gent'in en eski meydanlarından bir tanesi ve 1199 yılından beri her cuma burada bir pazar kuruluyormuş. Gerçekten efsane bir süre. Aynı zamanda bu meydan Gent'teki kutlamaların ve idam törenlerinin yapıldığı da meydanmış. Bu meydanın arkasındaki şu sokak gerçekten çok güzel gözüküyor. Şimdi yavaş yavaş yuvarlak turumuzu tamamladık ve tekrardan ilk başladığımız meydana doğru dönüşe başladık. Gent'te bulunan Graffiti Sokağı'ndan geçiyoruz. Gent merkezindeki tam turumuzu tamamladık ve turumuzun neticesinde çok güzel bir şekilde tekrardan Çan Kulesi'nin oraya çıktık. Hemen arkamda da belediye binasını görüyorsunuz. Hemen Çan Kulesi'nin yanında. Bu videoda size Gent'te gezilecek yerleri göstermeye çalıştık elimizden geldiğince. Biz Gent'i çok beğendik. Bu arada videonun sonunda şunu da eklemek istiyorum. İnsanlar genelde Hollanda'ya ziyarete geldikleri zaman genelde Belçika'daki ünlü olan Gent ve Brüj şehirlerini de ziyaret etmek ve buraları da bir gün ayırmak istiyorlar. Biz daha önce Brüj'e gitmiştik ve onunla ilgili bir videoda çekmiştik. Brüj de gerçekten çok güzel ve çok tarihi bir şehir. Ancak ben mesela bugün Gent'ten daha çok etkilendim. Çünkü Gent daha büyük yapılara sahip, daha tarihi yapılara sahip bir yermiş gibi geldi bana. O nedenle mesela eğer ki bir gününüz varsa Brüj'e ya da Gent'e gitmek konusunda bir karar vermeniz gerekiyorsa her iki videoyu da izleyip ona göre karar verebilirsiniz. Ancak benim tercihim şahsen Gent olurdu. Bizi izlediğiniz için şimdiye kadar teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.